Şöyle bir akışı değiştireceğim. Zeki Uzundurukan'ın söylediği sözün üzerinden gitmek istiyorum ve Levent Tüzemen'e hemen dönmek istiyorum. Diyor ki bu sezon Okan Buruk'un yerine Fatih Terim gelirse şaşırmayalım, değil mi? Evet. Levent Tüzemen ne düşünüyor bu yorumla ilgili? Gelirse demedi ya, gelecek dedi. Gelecek dedi. Ben hani biraz yumuşatayım dedi. Yanlış anlama tabii, Levent abi olaya daha çok hakim Galatasaray'ın içinde. Benim öngörüm yani, gazetecilik öngörüm, öyle söyleyeyim. Başka bir şey değil. Ya ben Fatih Terim'in kırgın olduğunu düşünüyorum, biliyorum. Yani bir kime kırgınlığı? Bir kırgınlığı var birbirlerine karşı. Sonuçta tabii Galatasaray onun her şeyi. Zaten Galatasaray'dan bıraktığı zaman bu kanalda bir şey söylemiştim. Finali böyle yapmaz dedim ben Fatih Hoca. Ama yani Fatih Hoca şimdi Okan onun evladı gibi. İlk onu kutlayan kendisi oldu bu süreç içerisinde. Yani Okan gitsin Fatih Terim demesi gelmek bir algı operasyonu bir ölçüde. Yani bir başka teknik direktör olsaydı olabilirdi diye düşünüyorum. Sadece ve sadece eğer Okan Buruk aksi bir sonuçlarla karşılaşır, istifa ederse, eğer Galatasaray cephesi de yani camiası ikna ederse o zaman gelir diyorsun. Ama bugün şartlarda Galatasaray'a gelecek gibi bir düşüncesi yok. Yani ben onun yakınlarında da görüşüyorum. Hı hı. Fatih Hoca Galatasaray için değerlidir. Mesela Zeki güzel bir örnek verdi. Bir Jesus vardı, yerli Jesus geldi dedi. Yani bir Jesus daha geldi, ben yerli Jesus diye söylüyorum. İki Jesus üstü artı nedir onun adı? Şey olur bu, biliyorsun. Artı bir Jesus olur tabii, Fatih. Asıl Jesus. En büyük yani, Jesus'u olur. O olur çünkü onu bakalım iki, üç antrenöründe kazandıkları başarılara. Tabii. Kimin ne kadar kupası var, kimin ne büyük zaferleri var diye. Sonuçta Şenol Güneş dünya üçüsü oldu ama Fatih Terim'i yarattı, Galatasaray takımıyla oldu. UEFA Kupası vardı. UEFA Kupası kazanmış Galatasaray takımıyla oldu. Bunu kimse inkar edemez. Doğru. Yani Fatih Terim her zaman için Galatasaray'dan başka kulübü düşünmemiştir. Ama bir anda sırtı dönmek, yani Galatasaray Başkanı, eski Başkanı Burak Elmas çok büyük yanlış yaptı. Ve ben şunu çok net olarak biliyorum. Kendisine şunu söyledi Fatih Hoca, dedi ki yani çalışmak zorunda değil, istemiyorsan çalışmayalım dedi. Yani bak bir söz verdin ama bu sözünde durmasan ne olur? Bir şeyler onun yerine buluruz dedi, bir şey dedi yani. Sen istediğin bir tek yok hocam dedi ama sonra yapılan operasyon doğru değil. Yani söylemler doğru değil. Flori ayrı takım, bu ayrı yönetim falan filan. Bu Faruk Süren döneminde de böyle. Flori'ye Faruk Bey fazla karışmazdı yani o dönemde. Onu bilmeyen bir insan değildi. Bu süreç içerisinde tabii ki yani şimdi Mustafa Cengiz yönetiminde sıkıntı yaşadığı yöneticiler oldu. Allah rahmet eylesin. Başkanla da sıkıntılar yaşandı. Dolayısıyla Fatih Hoca'nın o süreç içerisinde hata yaptığını biliyor zaten. Yani bugün o gün de söyledim. Fatih Terim bilseydi bile bile Lades dedi bu işe. Burak Elmas da yani onun Galatasaray'la güvendiği için yola devam etti. Asla devam etmezdi. Bugün bir kırgınlığı var ama en büyük tabii yaraları tedavi edecek Galatasaray sevgisidir Fatih Terim'in. Mutlaka ki Dursun Bey Tudor'u gönderdikten sonra onu getirmişti. Eğer bugün Galatasaray Fatih Terim'e ihtiyaç duyarsa bu ihtiyaç konusunda da onu ikna edeceklerden biri de Başkan Dursun Özbek'tir. Yani gider konuşur ve ikna eder ama şimdi bu şekilde algı operasyonu yapıp Okan Buruk'u da dağıtmamak gerektiğini tabii düşünüyorum. Aynen. Çünkü önünde Dünya Kupası girişine kadar iki tane çok önemli bir maç var. Bir sürü algı operasyonları yapıyor. Şu kadar alırsa puan almazsa falan filan diye. Bu dünyanın sonu değil. Yani Galatasaray'ın yaşadığı fikstürü Fenerbahçe de yaşamadı, Beşiktaş da yaşamadı. Kusura bakma. Evet. Yaşamadı. Yani Adana Demirspor, Kayseri iki deplasman üst üste, Beşiktaş, Başakşehir. Böyle bir çarpışma oldu mu? Olmaz. Yani hep kolay takımlarda. Dün işte iki tane çıtır takımlardı. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'tı. Yani Galatasaray, Karagümrük 4 tane gol atmış, Karagümrük'te oynuyorsun. Geçen hafta 3 gol atmış, rakibini yenmiş Karagümrük'te. Galatasaray'ın fikstürü diğer rakiplerine oranla yeni kurulmuş bir takım adına çok zordu. Bu zorluklar içerisinde hala bugün yarış içindeyse, yani bugün benim ölçüme göre bir tek kaybı var. Onu kaybetmemesi gerekirdi Okan Buruk. Giresun maçı. Bunu kaybetmemesi gerekirdi evinde. Koysan kafa kafaya olur. 3 puanı koysan 24 olur. Ama onun dışında yani deplasmanda ciddi başarıları var. Hepimiz gördük ki en çok puan Adana Demirspor'u Trabzon'da galibiyeti kaçıran takımdı. Yani bir kalemde Okan Buruk'u silip götürmek, doğru, bunu buna da Fatih Terim öncelikle izin vermez. Kendi yetiştirdiği bir öğrencisi, evladı gibi düşün. Ama sonuçta Galatasaray
Eğer Okan Burak da bir yerde tıkanırsa Galatasaray'ı toparlama adına Fatih Terim'e ihtiyaç varsa Fatih Terim asla hayır demez. Bunun için de Dursun Özbek kendisiyle görüşür. Evet, ama bugün o durum yok şu anda Galatasaray'da. Yani son imzam diye açıklama yapmasına rağmen eğer ikna edilirse gelebilir diyorsunuz. Çünkü son açıklamasında Fatih son Terim'in sözüdür. Konu Galatasaray'sa gerisi teferruattır sözünü sarf eden Fatih Terim değil mi? Fatih Terim bu sözü söylemişse ne son imzalar atılsa dahi Galatasaray ne de onu da ille ihtiyacı varsa, şiddetli ihtiyacı varsa Galatasaray'ın Fatih Terim'e iki eli kanda olsa bile koşar gelir. Orası ama öyle. Tabii biraz da kalbi tamir etmek lazım. Çünkü Fatih Terim iyi bir Galatasaraylı. Kongre üyesi, divan üyesi, Galatasaray tarihinin Cegin dediği gibi Türkiye'nin en büyük antrenörü, en başarılı antrenörü. 8 tane şampiyonluğu var. UEFA kupası var. 25 kupası var. Yani affedersin, bar bakalım ha, Türkiye'deki bütün hocaları kaç kupa yapıyor. Bak bakalım. Şu Türkiye Ligi'ndeki toplasan hocaların totali 25 kupaya ulaşır mı acaba? Ulaşmaz. Soruyorum ben. Doğru. 25 kupaya ulaşırlar mı? Jesus'un iki UEFA kupası finali var. Evet, final ama kupası. Ama kaybetti. Fatih Terim 1-1 kazandı. Tamam. Arsenal gibi devi yendiler. Bir de en zor dönemiydi. Şimdi Avrupa Ligi'ni almak daha kolay. UEFA kupasını almak çok zor. Geçen sene 3 yabancıyla bu arada. Tabii. Burak Elmas göndermeseydi, Torrent yerine devam etseydi, orada kendisine söylendi, değişen bir şey olmaz diye. Egoyu ortaya koymayıp devam etselerdi, Galatasaray takım Barcelona'yı elerdi. Altını çiziyorum ben. Domenech Torrent Barcelona olduğu için bu işe kafa yormadı fazla. Ben maçtan sonra eleştirdim. Doğru. Herkes diyordu ki babamın oğlu değil benim. Ben gördüğümü eleştiriyorum. Sen adamlar tur atlamış, tokat atıyorsun, sarılıyorsun, öpüşüyorsun. Galatasaray futbolcu yerde yatıyor. Muslera kaldırıyor onları yerden. Ne konuşuyorlar ya? Doğru. Bunu söyleyen insanlar, Domenech Torrent'i savunan insanlar hiçbir Galatasaraylı değil. Ben iddia ediyorum. Olamazlar da. Olduklarına inanmıyorum. Yani zaten ya devam etseydi Barcelona'yla Avrupa Ligi'nde namalı çıkmış Fatih Terim, o Barcelona çok güçlü bir Barcelona değil, onu çok daha rahatlıkla elerdi geçerdi. Ama işte maalesef Fatih Terim'e kıramadığın işlerle devam ediyorsun ama sonunu göremiyorsun bir ölçüde. Keşke Burak Elmas'a devam etmeseydi yani Galatasaray'a. Peki. O Domenech Torrent o hareketine Galatasaray olmayanlar bile tepki gösterir. Bravo yani. Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı gerçekten doğru. Bir de çünkü siz Barcelona'yı tanıyor musunuz diyor. Bu Barcelona Beşiktaş 3 attı. Galatasaray bunu eledi. 2-0 Galatasaray orada galipti. Maçın hakemi de biliyorsun şeydi. Bu bizde Markus Merk'ti. 2-2'ye getirdi. Hem Hakan Ünsal'ı hem Capone'ye attı oyundan. Hiç olmadan bir şeyden. Ümit Karan'ın 2 gol attığı, maçta 2-2'ye bitirdi. Kenara çekildi. Bir de Türkiye'de utanmadan gelip yorumculuk yaptı. Para kazandı burada. Peki. Şimdi Gürcan Bilgiç'e şunu soracağım. Zeki Uzundurkan diyor ki yerli Jesus geldi. Fenerbahçe dolu dizgin gidiyor ama şimdi Beşiktaş'ta devreye girdi.